Bu ne densizliktir? Uç Bey'in makamına oturmak da ne ola? Sen nasıl girdin içeri? Kale, tepeden tırnağa zaaf içinde. Böylesine mühim bir kale böyle mi muhafaza edilir? Ertuğrul bu kaleyi size nasıl emanet etmiş? Sen kim olursun da bu makama oturursun? Onun hesabını ver. Haddini bil. Sana hesap mı vereceğim? Sen kimsin? Ben Çavdar Bey Turgut Bey'im. Sen kimsin? Ben buraya Emir Saadettin ve Atabey Altınoba'nın emri, Sultanımız Gıyasettin Keyhüslev'in fermanıyla Ahlat Kalesi'nden geldim. Gayrı vazife yerim burasıdır. Sen hangi sultanı dersin kaledar? Beyinizin öldürdüğü Sultan Alaaddin'in oğlunu derim. Senin ağzından çıkanı kulağın işitirme ha? Beyiniz olacak o hain, sultanın yaveri Aziz'le bir olup sultanımızı katlettiler. Şimdi zindanda ölümü bekler. Gayrı, Karacahisar'da, bu topraklarda benim hükmümdedir. Fitnedir, tuzaktır bu. Haddini bil Alpbaşı. Sesini yükseltme. Karşında devletin kaledarı var senin. Hamza. Ertuğrul Bey'iniz sultanımızın yanına sinsice sokulup onu zehirleyerek öldürdü. Sultanımız Gıyasettin katilin Ertuğrul olduğunu anlayıp bizzat yakalattı. Yakında hükmünü verir. Etlerini parça parça edecek. Ne senin, ne de seni buraya gönderenlerin buyruğunu dinleriz. Siz devletin buyruğuna karşı mı gelirsiniz? Siz devlet obanız mı sanırsınız? Sizin de hükmünüz verildi. Ne dersin sen be? Sultanı öldüren Ertuğrul'la işbirliği yapmaktan suçlusunuz. Askerler! Yakalayın! Karşı gelenleri devlete isyan etmekten geberdi. Hem devletin buyruğuna karşı gelip hem de askerini mi öldüreceksiniz? Hamsı. Turgut. Devlete kılıç çekmek bize yakışmaz. Bugün burada hiç kimseye kayılar devletin askerlerini katletti dedirtmeyeceğiz. Bu bizi haklıyken haksız vaziyete düşürür.
Yakalayın. Şimdilik güç sizdedir. Lakin bu yanınıza kalmaz. Yalnız biz değil. Bütün obaların beyleri bunun hesabını soracaktır. Merak etmeyin. Türk obalarının beylerini de çağıracağım. Sizleri onların önünde Ertuğrul'la işbirliği yapmaktan idam edeceğim. Hiçbir şey zoruma gitmez de beyim. Sultanımızı öldürmek iftirasıyla kara zindana da düştük ya. İşte bu içimi köz gibi yakar. Yeğse kapılmayasın Aziz. İftiralarla, ihanetle, fitneyle inşa edilmiş makamlarda safa sürmektense hakkın yanında olup kara zindanda olmak daha evladır. Rabbim buyurur ki, gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer inanmışsanız, üstün gelecek olan sizsiniz. Madem hakkı müdafaa etmenin sonucu kara zindan oldu, kader böyle tecelli etti, o vakit Yusuf Aleyhisselam gibi biz de tefekkürle bu kara zindanı aydınlatacağız. İnanırım ki Yusuf'unu zindandan çıkarıp Mısır'a sultan eden Rabbim bize de bir çıkış kapısı ihsan edecektir. İnşallah beyim. İnşallah. Bizimle geleceksin Ertuğrul. Nereye götürüyorsunuz onu? Kapat çeneni Aziz. Ertuğrul Bey'i tek başına hiçbir yere göndermem. Sakin olasın Aziz. Gittiğimiz gibi geri döneriz evvelallah. Hata edersiniz. Ne Ertuğrul Bey'imizin ne de bizim sultanımızın ölümüyle zerrece alakamız yoktur. Hata edersiniz. Kapa çeneni, fazla konuşma. Ya hata edersiniz. Saraydaki şeytanlar hem beyimizin hem bizim idam fermanımızı hazır etmişler. Ne yapacağım artık bey? Böyle eli kolu bağlı bekleyecek mi? Büyük bir tuzağın içindeyiz Mamsı. Devletimiz de, obamız da, beyimiz de tehdit altındadır. Bu mesele öyle yiğitlikle, kılıçla çözülecek bir mesele gibi değildir. Kaledar Günalp. Emir Saadettin de Altunaba'nın emri üzerine buraya geldiğini söyledi.
fermanı da yeni sultan verdiyse... Emir Saadettin gönlündeki sultanı tahta oturtmuştur Turgut. O vakit devlet bitmiştir. Devletimiz bitmiştir Artuk Bey. Kuzgunlar da başa gelmiştir. Bu Altunaba denen adam kimdir Artuk Bey? Sultan Gıyasettin'in atabeyiydi. Korkarım ki Emir Saadettin'le ittifak kurup beyimize kurulan tuzağa ortak olmuş. Emir Saadettin'in önünde diz çöktürün şu katile. Makamının başına geçmenin bedeli sultanın canıyla mı ödendi? Sırada ne var Saadettin? Sen varsın Ertuğrul. Sen varsın. Bu kadar kolay mı sanırsın Ertuğrul? Kolay değil Ertuğrul. Canına kıydığın sultanımıza çektirdiğin acıları misliyle çektireceğim sana. Sultanımızın cenazesini az evvel toprağa verdik. İmdi sıra sende. Sadece sen değil. İşbirliği ettiğin kim varsa ölecek. Hepsi cezasını çekecek. Sözlerin nereye varır Saadettin? Böyle melun bir işe tek başına girmeyeceğini iyi bilirim Ertuğrul. Artuk Bey, Bamsal, Turgut Bey, onlar da senin gibi ettiklerinin cezasını bulacaklar. Sana bunların bedelini ödeteceğim Saadettin. Sana bedelini ödeteceğim. Nasıl? Bu sefil, zavallı halinle mi Ertuğrul? Rahmetli sultanımızı nur içinde yatsın mezarında, kandırdığın gibi. Sultanımız Gıyasettin'i de kandırabileceğini zannediyorsan aldanırsın. Gayrı, sizden her şeyi beklerim. Âlâ, haddini bellemişsin demek.
Bağırın. Ha? Haddini bilmeden beni saray erkanı önünde aşağılamaların. Bunları unutacağımı mı sandın Ertuğrul? Elbet bunların hesabını vereceksin. Bu yüzden bilmeni isterim. Sen hesabını verirken yalnız olmayacaksın. Sultanımızın fermanıyla Uç Beyliğin elinden alındı. Fethettiğin Karacahisar Kalesi'nin başına Kaledar Günalp Bey atandı. İşbirliği ettiğin kim varsa hepsi senin gibi belasını bulacak. Günalp Bey yardakçıların hepsini vakti gelince idam edecek. Senin ölümün Konya'da görülmemiş muhteşem bir şöleni olacak Ertuğrul. Lime lime edilmiş etini bir kafes içinde teşhir edeceğim. Yandaşlarının önünde acı çekerek böğre böğre öleceksin. Sen nasıl beni devlet erkanı önünde rezil rüsva ettiysen, ben de sana Konya ahalisinin önünde acı ve utanç içinde bir ölüm vereceğim. Birlikte iş tuttuğun Artuk, Bamsı, Turgut da idam edilecek. Hem de hepsi sana sadakatle bağlı bütün oba beylerinin gözü önünde. Günalp Bey, kayıların şerefini evvelden beni ettiğin gibi yerle yeksan edecek. Gayrı, hesap vaktidir Saadettin. Şükür ki ölümden zerrece korkumuz yoktur. Bilesin ki ne ettiklerini yanına koyacağım, ne de bana vurduğun bu zincirler hiddetimden seni koruyacak. Hiddetiniz içinde böğre böğre kanınızda boğulacaksınız. Bitti. Anladın mı? Senin için her şey bitti. Götürün bu katili. Baba! Alaaddin'im, sultanım, evladımın babası, o benim her şeyimdi. Onunla birlikte beni de bu saraya diri diri gömdüler. Askerler. Ana, ana, etme. Acımız karşısında bize vakur olmak düşer. Nasıl? Nasıl bu acıyla vakur olunur sultanım? Aslan gibi babanı gencecik yaşında toprağa verdik.
Tırnaklarımla kazıdığım toprağın kokusu ömrümce elimden geçmeyecek. Kara toprağı kefene sarılmış bedenine döktüm. Bu ellerle, bu kahrolası, bu kopası, bu uğursuz ellerle döktüm. Nasıl benden vakur olmamı beklersin? Babama bunu edenler belalarını bulacaklar ana. Sultanım. Söyle bana. Onlar hala buradayken, bizim sarayımızdayken, hala nefes alırlarken benim boğulduğumu görmez misin? Ertuğrul her nefes alışında bir daha, bir daha, bir daha diri diri bu saraya gömüldüğümü bilmez misin? Ölmek Ertuğrul için kurtuluş olur ana. Ona bu cihanda da, öte cihanda da kurtuluş yok. Ertuğrul'un cesedini parça parça etmekte niye naz edersin sultanım? Ertuğrul'un çürümüş etini Konya sokaklarında niye gezdirmezsin? Niye çürümüş etini kurda kuşa yem etmezsin? Niye? Niye? Ana! Yapma. Yapma. Sultanım. Sarayda, sokaklarda, fethettiği göklü şehirlerde tebaası omuz omuza savaştı. O yiğit askerler senden intikam beklemez mi? Neden hala durursun? Herkes senden intikam bekler oğul. Baban mezarında huzur bekler. Ya sen? Sen anca ananı öldürürsün. Yetmez mi? Yetmez mi bu şüphelerin? Yetmez mi? Yetmez mi? Ana. Ertuğrul babamı öldürürken yalnız değildi. Sen benim öfkem yok mu sanırsın? Benim öfkem ummana sığmaz görmez misin? Ben daha babamın bastığı toprağı öpmeye doyamazken onu o toprağın altına koyanlardan bunun hesabını sormaz mıyım sanırsın? O iti hemen gebertmezsem hepimizi zan altına koyacaksın. Sultanımız kılıç aslanı veliaht yaptı diye cinayeti bizim işlediğimizi düşünecekler. Bize bu utancı yaşatma sultanım. Yaşatma. Ne olur yaşatma. O kahpeliğin ardında Melike Adile ile oğlu Kılıç Arslan var. Ana! Sen ne dediğini bilir misin? Kılıç Arslan babamın veliahtıydı. O sultan olacaktı. Lakin ben sultan oldum. Devlet erkanı emirler beni sultan yaptı. Şimdi de bana. Neden onlar böyle bir şey yapsınlar? Sana Ertuğrul'un ardında kim var öğreneceğim dedim. Ama kardeşimle anası değil. Onlar katil değil. Bunu böyle belli etsin. Benim intikamımdan bırak hainler korksun ona. Biz değil. Sen de artık kendini topla. Vakti geldiğinde Ertuğrul'un hükmünü vereceğim. Bana yakışan da budur. Kapı! Abdurrahman, ben çok daha iyiyim. Yaralarım iyileşti. Ayağa kalkabilirim. Giyinmeme yardım eder misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Sağ olasın. Bismillah.
Hayrola Yağız'a? Havadisler hiç hayırlı değildir. Sultanımız av yerinde zehirlenmiş. Ne? Yaşıyor mu? Maalesef. Lanet olsun. Sultanımız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Peki Ertuğrul Bey? Ertuğrul Bey'imiz sultanımızı öldürmek suçundan zindana atıldı. Mirsadettin. Sultan Gıyasettin yarın beyimiz hakkındaki hükmü verecekmiş. Sultanı öldürmek de ne demek? Nasıl iftiradır bu? Tuzaktır bu. Hemen alpleri toplayalım. Beyimizi kurtarmamız gerek. Hayır arkadaşlar. Ya dur aman dur. Günkut. Sultan Gıyasettin kararını açıklamadan sarayı basarsak her şey çok daha kötü olur. Ne edeceğiz ya? Elimiz kolumuz bal burada bekleyecek miyiz? Beyimizi göz göre göre iftirayla öldürecekler kardeş. Bu vaziyette zaten sarayı basamayız Günkut. Ama eğer idam kararı açıklanırsa o zaman idam yerini basabiliriz. O zaman Ertuğrul Bey'imiz için kanımızın son damlasına kadar savaşırız. Muhbiri Hatun. Ertuğrul belli ki sultanımızı sözleriyle zehirlemiş. Şüphesi gözlerinden kanlı bir irin gibi akar. Dili bana şüphelerini kusmak ister. Lakin sevgisi kalkan olur. Er geç dönüp dolaşıp benimle hesaplaşacak. İmdilik öfkesini içinde soğutur. Sonra babasının katillerinin peşine düşecektir. Ya sultanımızın ölümünde dahlimiz olduğunu öğrenirse? Bunu hiçbir vakit öğrenemeyecek. Öğrense dahi devletin ve saltanatın bekası için susup yutmak zorunda kalacak. Emir Saadettin buraya gelsin. Onunla da hem bu mevzuyu hem de yeni nizamımızı konuşacağım. Sağ salim dönmüşsünüz oğul. Dualarınızı eksik etmeyiniz hanım. Destur var mıdır Haymana? Gel. Hayrola evladım. Ertuğrul Bey'imi sultanımızı öldürmek suçundan sarayda zindana atmışlar. Ne dedin? Ne dedin? Sen ne dediğini bilir misin Alp? Kim yapar bunu? Yeni sultanımız Gıyasettin Keyhüsrev. Beyim, nasıl diyeceğimi bilemem. Kaleye sultanın gönderdiği kaledar Günalp Bey, Artuk Bey'i, Turgut Bey'i, Mamsal Paşa'mı Ertuğrul Bey'le bir olduğu için zindana attı. Onları da idam edeceklermiş. Ya Rabbi, nasıl olur bu? Nasıl olur? Mamsı. Mamsı. Başımıza gelen. Gerekirse atlarımla saraya basıp kardeşimi kurtaracağım ana. Biz de kaleye varıp gereğini yapacağız Haymana. Müsaadenle. Durun! Durun hele! Ne sizi kaleye sokarlar ne de koskoca sarayı basıp Ertuğrul Bey'i kurtarmaya gücünüz yeter. Zaten Emir Saadettin'in kılıcı boynumuzun üzerindedir. Hepten kendimizi ateşe atarız. Konya'ya biz varırız. Halime Sarayı iyi bilir. Vardığımızda da gereğini yaparız.
Ya beylerimiz ne olacak Haymana? Sungur Bey'imiz gereğini yapacaktır. Gayrı beylerinizin canı da obamız da ona emanettir. Hadi kızım, hazırlanıp yola revan olalım. Alçak, şerefsiz. Bir de bunları utanmadan senin gözünün içine baka baka anlattı. Bir şey yapmayacak mıyız beyim? Elimiz kolumuz bağlı böyle bekleyecek miyiz? Allah'ın izniyle çareler tükenmez Aziz. Bu ahvalde tek bir umudumuz kalmıştır. O da Sultan Gıyasettin. Babasını senin öldürdüğünü düşünür beyim. Bu nasıl umut ola? Hayır. 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 Hayır yeter! Yalan söylersin. Bu söylediklerin hepsi yalan. Öfken kadar acın da güçlüdür şehzadem. Senin elleri kanlı hainlerle bir olduğunu sanıp devletimiz için endişe ederdim. Çok şükür ki şimdi akan bir su kadar ağrı olduğuna inanırım. Sen benim ruhuma sızan bir şeytansın. Dilinden dökülen iftiralarla, yalanlarla beni kahredersin. Sus dedim sana, sus. Dilim hakikati söyler şehzadem. Bilesin ki hiçbir şey hakikatten daha acı verici değildir. Şimdi babana yaraşır bir şekilde güçlü olasın. Olasın ki devletimizi hainlerin, soysuzların dişlerinin arasından çekip kurtarasın. Senin çakal dediklerin benim anamla atabeyim. Lanet olsun sana Ertuğrul. Seni öldüreceğim. Yemin ederim seni öldüreceğim. Akacak kanım hakikati örtmeye yetmez şehzadem. Sen ne dersin be adam? Benden hakikati istedin. Ben de sana hakikati verdim. Sözlerim hakikattir. İster beni öldürürsün, ister hakikatin peşine düşersin. Takdir senindir. Lakin bir vakitler sultanımızın düştüğü gibi gaflete düşersen bedelini devletimiz ödeyecek. Gafletinle devletimizi önce Mahberi Hatun'la Altunaba'nın, sonra da Saadettin'in kirli ellerine teslim edeceksin. Devlet sen oldum sanırsın, lakin bir bakarsın koca bir hiçsin. Babasının katilleriyle işbirliği etmiş bir sultan müsveddesi. Seni hançerimle lime lime edeceğim Ertuğrul. Sadece seni değil, işbirliği ettiğin kim varsa hepsini. Duydun mu? Hey! Şehzade Gıyasettin'in bu kadar ağır bir yükü kaldıracağına inanır mısın? İşin bir ucunda anası, diğer ucunda da Atabey ile Saadettin vardır. Sultan Gıyasettin'in niyeti halistir. Bu kadar yükü kaldırabilir mi bilmem. Lakin adaletin tecelli etmesi için elinden ne gelirse yapacağına inanırım. Thank you.
Bu mektubu kardeşlerim göndermiştir beyim. İstediğin malumat da bunun içindedir. Hele okuyorsun Aziz, ne yazar? Çaşnı yerine Nasuhreddin Ali. Emir Saadettin'in kölesiymiş. Saadettin onu sultanımıza hediye etmiş. Akabinde de Saadettin sayesinde devlet kademesinde süratle yükselmiş. Obaların düzenini beğenmedim. Obalar Ertuğrul'un düzenine göre değil. Benim düzenime göre tekrar yerleşecek. Çarşıda da kalede de bir tane alp kalmasın. Hepsini çıkardık. Her yer bizim hakimiyetimizde. Hala. Yarın idama mani olmak için ellerinden geleni yapacaklar. Elinizden gelen her tedbiri alın. İdam yerinde de ahali kılığında adamlarımız olsun. Emredersiniz. Civardaki oba beyleri kaleye geldiklerinde Ertuğrul'la iş tutan o hainlerin idamına tanık olacaklar. İpe çekilen yalnızca Ertuğrul'un üç adamı değil, bütün itibarı olacak. Sultanımız onun canını, ben de itibarını elinden alacağım. Zira bunu yapmazsak civardaki göçer obaların isyanıyla uğraşırız. Gayrı bu toprakların tek hakiminin devletimiz adına ben olduğumu hepsine belleteceğim. Kimsin sen? Ne istersin? Git Günah Bey'ine haber et. Süleyman Şahoğlu Sungurtekin seni görmeye gelmişti. Süleyman Şahoğlu demek. Günah Bey meşguldür. Obanıza dönün. Çıkarın dışarı. Kimseyi almayın. Günah Bey deyin ki, Süleyman Şahoğlu Sungurtekin geldi. Ya benimle adam gibi görüşür, ya da bunun gırtlağını keser, vuruşa vuruşa kapıları kırar girerim. Haydi!